Hocam süremiz azalıyor. Ben bir şey daha konuşmak istiyorum sizinle. Bundan birkaç yıl önce Nobel ödülü alan bir araştırma vardı. Otofaji isimli bir çalışma. Açlık durumunda. Ya yanılmıyorsam 72 saatlik açlıktan sonra bozulmuş hücrelerin sağlıklı hücreler tarafından yenilerek yok edilmesi gibi bir şey içeriyordu. Doğru yorumladıysam eğer. Açlığın genç kalmaktaki etkisi nedir sizce? Siz çok aç kalmayı öneriyorsunuz zaten. Çok faydası zaten. Var tabii ki. Zaten işte İbn-i Sina, açlık önemli değil. İbn-i Sina diyor ki, geçen gün de söyledik. İnsan vücudu, yani bağırsakları çok uzundur. Hı hı. Onun için doğru dürüst sabah bir kere yediğiniz zaman hazım yapılsın diye ve de sağlıklı materyaller, mineraller vücuda girsin diye vakit lazım. Bunu sağlamamız lazım. Aslında normalde insan vücudu 24 saatte bir kere yemeğe yeterli. Doğalı budur. Şimdi efendim son moda, yok işte diyetisyenler çıktı, yok şundan çıktı. Üç ana öğün. Bunlar işte endüstrinin maalesef insanları hastalandırmak için yaptıkları. Ve o öğünlerde de verilenler şu kadar dilim ekmek, şu kadar efendim kibrit kutusu kadar beyaz. Yani doğal olan hiçbir şeyi insan vücuduna sokmuyorsunuz. Onu söylüyorum. Ama açlık, aç kalabilirsiniz. Açlık faydalıdır su içmek şartıyla, susuz kalmamak şartıyla. Esas tehlikeli olan susuzluk ve tuzsuzluktur. Ben hastalarıma söylüyorum, şişman şişman hastalar geliyor. İki gün bir şey yemeyin, hiçbir şey olmaz diyorum. Vücudunuz toparlar, siz de toparlarsınız. Şaşırıyorlar. Çünkü insanlara o kadar çok propaganda yapılıyor ki, o kadar çok reklam yapılıyor ki. O paketler içindeki şeyler çocukların elinde. Onu istiyorlar. Yok şey bak, yok efendim böyle dondurmaların üstüne bilmem neler falan filan. Onların hepsi zehir. Kusura bakmasınlar. Kandırıyorlar. Sırf piyasa için, sizin benim iyiliğim için değil. Anneler babalar da çocuklara bunları sunmamaları lazım. Biz öyle yaptık. Yani çocuklar bunu görmemeleri lazım. Görünce evde içilir. Yani eve alırsınız ama eve böyle koyup ondan sonra bunu yeme deme hakkınız yok. Evet, onu gördükten sonra. Yani ben Oxford menşeli önemli bir çalışma grubundayım. Ve de şeyin grubun, çalışma grubunun altı yiyecekler, food and behavior research. Yani yiyeceklerle davranış biçimi araştırması. Orada deniliyor ki çok duayen hocalar var. Ve onlar da diyor ki mesela çocuğa ne verirsen çocuk odur. They are what they eat. Demek ki çocukları suçlamıyoruz. Onu yeme bunu ye demiyoruz. Çocukları sağlıklı olarak arz ediyoruz. Zaten sağlıksız beslenmenin psikoloji üzerindeki olumsuz etkileri de böyle bazı araştırmalarla çıkıyor. Tabii değil ki mi? Var zaten. Sağlıksız beslenme demek beyin de gitti demek. Bağırsak da gitti demek. Bitti. 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 Hocam program da bitti. Çok keyifli sizinle konuşmak, sohbet etmek, bilgileri almak sizden. Çok teşekkür ederiz. Bugünün de ben sonuna de gelmiş ederim. Olalım. Bir şiir okuyalım mı? Evet lütfen. Peki. Mehmet Akif'ten okuyalım. Tamam. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızın gülşen, gezersin için çen, hanümanın sen. Sus ey bülbül sus, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Türkiye, ülkemiz Anadolu işgal altında olunca bunu söylüyor Mehmet Akif. Nur içinde yatsın. Siz de çok güzel söylediniz hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.